küçük beyler ve sevgili büyükler. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda bizlerin ablası, ikizlerin annesi, sizlerin çok sevdiği Doğrut Gay Kaman. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi'ne hoş geldiniz. Bugün yine harika bir bölüm ve şahane yarışmacılarımla sizlerin huzurundayım. Çocuklarım elbette yerlerinde hazır ve beni bekliyorlar. Merhaba çocuklarım. Merhaba abla. Ben hazırım, çocuklarım hazır, yarışmacılarım hazır. Eğer siz de hazırsanız Çocuktan Alaberi başlasın. Evdeki herkes aynı diş fırçasını kullanabilir mi bebeğim? Onu söyle, ne saçma. Uçuyor mu? Pilotlar gökyüzünde hangi yöne gideceklerini nasıl anlıyorlar? Çünkü pilotlar her seferinde kontrol eder şeyleri. Onu bilmiyorum ama pirinç pilavını biliyorum. Pirinç pilavı köftenin yanında harika gider. Bu beste benim, ben yaptım. Adı da Uygar'ın neşesi. YouTube'a ziraatçı olmak istiyorum. Yo 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 yo. Teyze, sesi çok kötü. Kulaklarımı kapattım sonra arkana. Tık 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 tık. Koştuk, koştuk, koştuk. Ben hiç yorulmadım. Kardeşim çok yoruldu. Hayır, sen yoruldun bence. Ben yorulmadım. Sen. Sen. Eşeğin içeriden o i o i o i diye sesi geliyormuş. Sığamadı sanırım ha. Yine çok komiktim değil mi? Ben bir sürü yemek yaparım. Fasulye, tavuk çorbası. Evet efendim, ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Üç tane birbirinden tatlı yarışmacım var. Efendim önce sizinle başlayayım. Bir kendinizi tanıtır mısınız bize lütfen? İsmim Ufuk, 34 yaşındayım. Ataşehir'den katılıyorum yarışmaya. Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyorum. Biliyordu bunu. Bir gün bir pilot beni yakından tanıyacaktı. Ve benim nasıl çılgın bir uçak fobisine sahip oldum. Bunu çok duyuyorsunuz değil mi? Fazlasıyla. Bıktınız mı? Yok, hiç bıkmadım. Aslında her uçuşuma ben koştura koştura gidiyorum, yani ilk defa uçuyormuş gibi. Ya. Evet. Siz çok severek yapıyorsunuz işinizi. Bayılarak yapıyorum. Çok da özel insanlarsınız biliyor musun? Uzaylı gibi filansınız benim için. Uzaylı? Evet. Kocaman şey. Yani anladın mı? Ay Allah'ım yarabbim. Bazen böyle insanın yüreği böyle bir hop oturuyor, bir hop kalkıyor ama, değil mi sevgili pilotum? Bizim de bazı zamanlarda korktuğumuz zamanlar oluyor ama tabii. Aldığımız eğitimler ve tecrübelerimiz bunu kompanse ediyor bir şey. Kaç yıldır havadasınız? Toplamda 8 yıldır havadayım. Çok böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Çok var. Ama pozitif bir şey var mı? Pozitif şeyler de var, negatif olanlar da var ama pozitif şeylerden bahsetmek her zaman daha iyi bence. Kesinlikle, kesinlikle. Peki böyle uçağınız bazen türbülansa girdiğinde böyle anonslar yapar mısınız? Sakin olun, şu an bir şey olmuyor, rahatlayın falan gibi. Tabii ki de. Onlar çok hayat kurtarıyor. Prosedürler gereği zaten bu tür anonsları biz kendimiz yapıyoruz. Ne güzel, şimdi bugün de bambaşka bir uçuştasınız. Çocuklarımız sizi uçuracak, ayaklarınızı yerden kesecek. Çocuklarla aramız nasıl? Gayet iyi. Seviyoruz tabii ki çocukları. Bayağı seviyorum çocukları. Çocuğunuz yok ama şu anda. Çocuğum henüz yok. Ben evli değilim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi tanıyalım lütfen. İsmim Begüm. 28 yaşındayım. Beylikdüzü'nden katılıyorum yarışmaya. Reklamcıyım. Ne güzel. O kadarcık. Aynı sektörlerdeyiz yani. Evet, evet. Değil mi? Biraz peki biliyorum. Çocukları seviyor muyuz? Çocuklarla aramız nasıl? Çocuklarla aram çok iyi. Zaten çok çocuksu bir yapım olduğu için çok kolay anlaşıyorum onlarla. Değil mi? Sizin ruhunuz zaten. Çocuklar evet. Hemen onu anlayıveriyorlar. Evet, evet, hemen anlıyorlar. Karşıdan. Peki programımızı seyrediyor musunuz? Tabii ki seyrediyorum. Seçtiğiniz çocuklar var mı? Bugün onlara şunları soracağım falan evet. Var mı kafanızda? Aras var. Onun dışında ikizler var. Ah, ikizlerim var, evet. Favorilerim onlar. Şimdi tabii bugün siz yeni yeni gerçi izlemeye başladınız ama çok tatlı minnoşlarımız olduğu gibi bugün bir tane sürpriz bir minnoşumuz var. Onu hep beraber tanıyacağız sizle. Ama önce sizi tanıyalım Umut Beyciğim. İsmim Umut, soyadım Koç. Saç tasarım uzmanı, kuaförüm. İstanbul Sarıyer'den katılıyorum. Saç çok tasarımı sağlam. Derken bu saçımı kendim yaptım. Nasıl çok buldunuz? Güzel. Harika olmuş efendim. Ellerinize sağlık. Süpersiniz. Topuzu güzel döndürmüş. Süper. Süper yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi izin verirseniz ve hazırsanız kemerlerimizi bağlayalım.
ve uçuşumuza başlayalım. Hadi çocuklarımızı tanıyalım. Ve yeni minnoşkamız aramıza yeni katıldı Ela. Sizlerle bir an önce tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin tatlım. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Merhabalar, benim adım Ela. 4 yaşındayım. Büyüyünce ayçiçi olmak istiyorum. Bir tanem, yani çok teşekkür ediyorum aramıza katıldın, bizi çok mutlu ettin. Aşçı olman da ayrıca beni inanılmaz mutlu etti. Seni tanımaya başlamak istiyorum bir an evvel. Neler yaparsın, neler anlatmak istersin bize? Evde oyun oynarım. Çok güzel şeyler yaparım. Ders yaparım. Ve sonra da çıkarız. Oyun parkına gideriz babamla, yani oyuncakçıya. Sonra eve geliriz, oyuncağımı açarım, oynamaya başlarım. Ve sonra da bebeğimle oynamaya başlarım. Bebeğimi sonra oyuncak sepetine koyarım. Sonra uyuruz. Ve sonra güzel rüyalar görürüm. Ve çok güzel rüyalar görürüm. Rüyamda bir prenses görmüştüm. Onunla konuşmak istiyordum. Konuştum. Ve sonra rüyam bitmişti, sabah olmuştu. Ya sana maşallah, bir alkış istiyorum Mine'ye. Ay Allah, ne güzel. O kadar tatlısın ki, böyle çok mutluyum yani aramızda olduğun için. Herhalde siz de çok sevdiniz. Ela hayallerim, çok, hayat çok yaşıyor. Değil mi? O güzel hayat. Sırada albayım var elbette, olmazsa olmazım. Merhabalar albayım. Kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen? Benim adım Uygar. 5 yaşındayım. İleride albay olmak istiyorum. Albayım, ne var ne yok? Neler yaptın görüşmeyeli? Ben şimdi sana müzik açacağım. Bu beste benim, ben yaptım. Adı da Uygar'ın Neşesi. Uygar'ın Neşesi. Evet, bende de bızgar, bana da eşim almıştı 2 sene önce bir yaz tatilinde. O zamanlar korona yok, yurt dışındaydık işte. Al şunu sen de tıngırdat diye 3. gün saklamış. Çalmayayım diye saklamış. Buradan sana sesleniyorum. Bulacağım o mızıkayı, göreceksin. 2 katı çalacağım Kerimcan senin kafanda. Çok ayıp bir şey. Nerede benim mızıkam ya? Şimdi aklıma gelmişken. Ne güzel çalıyordum sokaklarda. Bir de Avrupa'da olduğum için herhalde bu deli falan diyorlardı insanlar. Bakmıyorlardı bana, böyle öyle dolanıyordum. Ama senin besten enfes. Yani senden bir şeyler öğrenmem lazım diye düşünüyorum. Mızıkadan bu ses nasıl çıkıyor peki albayım? Böyle. Bak çok yüksek. Ama böyle yaptığında çok kötü şeyler çıkmıyor. Yani benim nefesimle çıkıyor. Karbondioksitimle çıkıyor. Sen de çok güzel çalıyormuşsun. Sen de bizim için çalar mısın? Ama aşk olsun Uygar, ben ne anlattım demin burada? Resmen beni burada köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Ama istersen ben bir sonraki çekimde sana getireyim. Biz özel olarak çalalım. Bulabilirsen mızıkamı evde, ben sana çalacağım. Söz veriyorum bir tane. Albayımla da tanıştık. Sırada Enacığımız var. Hoş geldin tatlım. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım Ena. 3 yaşındayım. Büyünce annemi bulacağım. Bir tanem, biraz böyle sanki kafana bir şey takılmış gibi, bir asabi bir giriş yaptın. Korktum ben. Değil mi? Neler anlatacaksın bize minnoşka? Biz annemle babamla okul yaptık. Çünkü onlar benim sevgilim. Onlar benim torunum. Onlar senin torunun mu? Ay benim bir tanem ya. Tabii, neden olmasın? Neden olmasın değil mi? Çok sert ve çok tatlı. Evet. Çok garip böyle, acayip. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Kule yapmışsınız. Peki nasıl yaptınız o kuleyi, bize anlatır mısın? Şöyle bir böyle bileşik yaptık. Böyle yan yaptık. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Çok uzun. Benim oyunum gelişti. Yıkılmadı. Hep odamda duruyor. Hep ben yapacağım. Şimdi onu yıktım ayağımla. Bir daha kule yaptık. Ama bu sefer çok 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 çok. Çadaya kadar evimi yaptım.
bir şarj yaptım. Çok uzun oldu, yıkıldı. Yıkılınca üstümü yıkıldı benim. Yaparsın sen onun yenisini. Hiç takma kafaya. Sana bir soru. Oyuncaklar konuşur mu? Konuşur. Benim oyuncağım bir tane konuşuyor. Konuşunca ben hepsini atıyorum aşağı. Sonra oyuncak ya diyor bütün çocuklarda. Sonra onunla emşekalleri sanıyor. Oyuncak ama onlar. İnanılmaz bir hayal gücü var. Değil mi? Yakından tanıyoruz değil mi Enacığımızı? Tedirgin ediyor beni. Çok tatlı olabiliyor, çok sert de olabiliyor, çok enteresan. Evet, hani ne diyeceğini kestiremiyoruz. Kestiremiyoruz, bir de sorularda bakalım. Ya, karakter oyuncusu olacak tarzı var yalnız. Nasıl? Çok tez canlı bir yapısı var. Evet, aynen öyle. Bir de tokaların da çok dikkatimizi çekti. Çiçeğim, çok güzel tokaların, çok yakışmış sana. Tokalarımı biz babamla yeni aldık. Burada almadık, marketten aldık. Başka bir şeylerden almadık ama. Marketten aldık, marketten aldık. Pembe, pembe bu kadar yok. Yok, bu kadar yok. Şimdi Enacığımız Edirne'de yaşıyor ama İstanbul'a geldiğinde bizimle buluşmak ve çekimlere girmek için de teyzesinde kalıyor. Teyzesine de pek düşkün, onunla çok eğleniyor. En son teyzenle neler yaptınız tatlım, anlatacağım bir şey var mı bize? Teyzemle pijama martısı yaptı. Beraber şarkı söyledik. En güzel şarkıları hep ben söyledim. Teyzenin sesi çok kötü. Kulaklarımı kapattım söylerken o. Sonra çizgi film istedik. Teyzem şarkı söyledi, temizlik yaptı. Ben o sırada onda önde işledim. Sonra uyuyakaldım. Benim çizgi filmlerim hep teyzem işlemiş. Sonra da bana anlattı. Bayağı eğlenceliymiş. Çok eğlenceli. Kaçırmışım. Sen çizgi film izliyor musun? Tabii, ben de çok seviyorum. Çok severim çizgi film tatlım. Belki bir gün beraber izleriz. Öpüyorum seni. Kızım 2,5 yaşında. Henüz konuşmayı tam çözemedi. Öyle mi? Kelimeleri anlıyorum ama tam anlatamıyor. Kendi dilinde konuşuyor. Kendi dilinde konuşuyor. Ben ona bakınca bakıyorum, benimki niye konuşmuyor diyorum ama kız konuşur. Çocukları daha çok erken konuşur diyorlar da benimki hala konuşamadı. Çok özeniyorum böyle takır takır konuşsun. Ama konuşuyor. Sonra da susturur muyum onu da bilmiyorum. Ama Umut'cum 3,5 yaşında onlar daha. Arada nereden baksan bir 1,5 sene. Yaşıtları var ama benim yaşıtları, kızımın yaşıtlarında kızlar cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Belki seninki biraz daha sakindir. Sonra geç açılan daha... Konuşunca bu sefer nasıl susturacağım onu düşünüyorum. Sonra böyle yapma kulaklarını tıkayıp. Peki Enacığım, teşekkür ediyorum sana. Sırada Kami var, tanıyor musunuz Kami'yi? Biliyoruz. Kami, bilmeyen olabilir mi ya? Kami'cim hoş geldin. Kendini tanıtır mısın lütfen? Benim adım Kami. 5 yaşına girmeye başladım. Birazcık büyüyünce inşaatçı olacağım. Bunu da hazır ezber yapmış, direkt yapıştırıyor. Neler anlatacaksın bize bugün? Merak ediyoruz bir tanem. Sen benim fıkralarımı çok seviyorsun ya. Sana yeni fıkra hazırladım. Anlatmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi, başla. Bir gün Nasrettin Hoca'nın komşusu kapıyı çalmış. Aa, buyur komşum. Komşusu da Nasrettin Hoca'ya. Nurcan, eşeği emanet alabilir miyim? Tallada biraz işimiz var da demiş. Maalesef komşum, eşek evde yok demiş. Sonra da eşeğin içeriden ai 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 diye sesi geliyormuş. Ah. Sonra da komşu... Hocam ayıp olmuyor mu? Sen eşek evde yok diyorsun ama içeriden eşeğin sesi geliyor. Sen ne biçim adamsın? Bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi? Adacık kaldı. Devamında demiş var. Çok teşekkür ediyoruz yani. Böyle bir fıkra olmaz. Böyle anlatılmaz. Yine çok komiktim değil mi? Aşırı. Sen böyle gülersen ben sana hep fıkra anlatırım. Ya doğrudur anlat. Bak sadece ben değil, yarışmacılarıma bak. Herkes burada senin sayende gülüyor. Ekran karşısında milyonlarca insan gülüyor. Sen hep böyle fıkra anlat. Neyse ki soğuk espri yapmadın bugün. Ben de hazırlamıştım birkaç tane ama neyse, artık ilerleyen bölümlere. Durucuğum hoş geldin. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Merhaba da abla. Adım Duru. 4 yaşındayım. İleride uzay bilimci olmak istiyorum. Bugün bize neler anlatacaksın uzay bilimci? Geçen akşam benim canım çok sıkıldı.
Anneme sen çocukken sıkılınca ne yapıyordun diye sordum. Annem de bana yağ satarım, bal satarım oynadığını söyledi. O nasıl bir oyun diye sordum anneme. Anlattı. Sonra buradaki abilerim ve ablalarım ya ablalarımla yağ satarım, bal satarım oynadım. Yere oturduk, sonra bir mendil aldık. Sonra birisinin arkasına koyduk. Koştuk, koştuk, koştuk. Sonra birisinin arkasına bıraktık. Sonra iki tur atıp yerimize oturduk. Eğer bizi birisi yakalarsa ebe biz oluruz. Bence sen de ikizlerini öğretmelisin. Seni dinlerken aynı şeyi düşünmüştüm. Bence de benim için de tam zamanı. Bu ekiple beraber mi oynandı bu oyun? Bu görüntüleri görmek isterdik doğrusu seyircilerimizle. Bir sonraki şeyi de yayınlayın lütfen. Peki Duru'cuğum, sırada kurabiyemiz var. Tatlı kurabiye. Kendini bize tanıtır mısın lütfen Aras'cığım? Merhaba abla, ben Aras 3 yaşındayım. Hayır, 7 yaşındayım. Yine başladı bak karıştırmaya, 5 diyor, sonra bir anda 7 oluyor. Karar veremedi. Karar veremedi. Bugün bize neler anlatacaksın bakalım? Tamam, bu bir şey. Kırmızı taraf kuzey, beş taraf güney. Bununla ben evde yönümü bulabiliyorum. Globun düğmesi var. Globun içinde mıknatıs var. O yüzden hep doğumda. Globa senin puşu var mı? Yok bir tane. Benim puşuyam yok şu anda. Ama belki ben de alırım kendime bir tane. Bize göstermek istediğin başka bir şey var mı? Baba, ben dambayı kaldırabiliyorum. İşte dambaya baba. Süpersin. Ben çok küçüğüm. Bakın. Burada ama, burada da var. Alkış sana küçüğüm. Yaşasın spor, yaşasın Dumble. Peki, ikizler geldi. Sevgili Begüm'cüğüm. Evet. Senin tatlışların geldi. Hadi bakalım kendinizi şöyle bir anlatın. Begüm ablanın sizi yakından tanımaya gelmiş. Merhaba, adım Hiranur. 6 yaşındayım. Büyüyünce kafede çalışacağım. Adım Zeynep ve 6 yaşındayım. Büyüyünce markette çıkmak istiyorum. Ya bir tanem Zeynep, çok merak ediyorum. Neden markette çalışmak istiyorsun özellikle? Çünkü orada çikolata var. Bir de cifa dondurma var. Öten. Onun da hepsi, bütün hepsi olacağım. Yalnız mı? Şimdi eriyecek de dondurma. Ben neden kafede çalışmak istiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben saçla oynamayı çok seviyorum. Saç yapmayı çok seviyorum. Hiç güzel saç yapamıyorsun. Niyeymiş o? Küstüler gene. Vallahi küsmeyin sakın kızlar birbirinize. İkiniz de çok tatlısınız, çok yeteneklisiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Saçlara ne diyorsun sevgili Umut? Çok güzel olmuş saçlara. Çok Afrika güzel. Örgüsü yapıyorlar. Afrika örgüsü çünkü babaları Senegalli olduğu için tabii onların o yöresel örgüleri falan muazzam. Tam benim gibi dedin. Neden? Sen de mi market? Ya ben küçükken çok şeker çikolata yerdim. Şekerciyle evleneceğimi düşünürdüm. Olmadı ama evet, galiba. Yok hayır, hiç evlenmedim. Şekerciyle evlenmeyi geçin, hiç evlenemedim. O yüzden yani ne şekerciyle evlenebildim ne evlenebildim. Ama şekerciyle evlenmek çok isterdim. Kızlar bugün ne anlatacaksınız bize bakalım? Biz spora başladık. Orada yengeç yürüyüşü yaptık. Koşu yarışı yaptık. Takla attık. Çizginin üstünde paran dağıttık. Bir de arka ve ön halkaların içinden geçtik. Ben hepsini söyleyeceğim. Bir de yapmadık neydi? Arka arka yürüyüş. Korkmak yani yıldız. Sonra da ön kursu. Bir açıttık, sıfır yaptık. Ama ben hiç yorulmadım. Kardeşim çok yoruldu. Hayır, sen yoruldun bence. Ben yorulmadım. Sen. Sen.
Sen. Ya çok tatlısınız. Şimdi Hiranur bir şey anlatıp Zeynep söylemediği zaman kardeşine destek oluyor. Hem yardım ediyor. Arada bir de onu... Tatlı da küsüyorlar beraber. Tatlı küsüyorlar maşallah size. Ömür boyu bir arada olun inşallah. Sırada Prenses Luna'cığım var. Luna'cığım hoş geldin. Kendini bize tanıtır mısın? Benim ismim Luna Sitare Enal. 6 yaşındayım. Birinci ayıncı ve öğretmen olmak istiyorum. Tatlım böyle gözünde sanki bir rahatsızlık, bir sıkıntı mı var? Bir şey mi oldu gözüne? Arpacık çıktı da abla. Önceden de vardı. Sonra tekrar oldu. Eczane ilaç verdi. Nazara gelmiş. Geçmiş olsun bir tanem. Geçmiş olsun güzelim. Neler anlatacaksın bugün bize? Hadi ondan bahsedelim biraz. Kafan dağılsın. Teşekkür ederim. Biz ailemle Cunda'ya gittik. Orada Gürkan dayımın oteli var. Orada 2 gece kaldık. Çok güzeldi. Biraz yürüyüş yaptık. Deniz kenarına gittik. Biraz denizi izledik. Sonra akşam oldu. Tekrar yattık. Sonra tekrar sabah oldu. O zaman babamla yürüyüş yaptım. Bir güneş saati diye bir şey gördüm. Sonra ertesi gün oldu. Annemle müzesine gidiyorduk. Yürüyüş yaparken birdenbire fark ettik ki yer, zeminlerin hep her yeri taşlıktı. Sonra yürüdük. Böyle evlerde duvar resimleri vardı çok değişik. Ve oranın kedileri meşhur. Etrafta bin tane kedi dolanıyor. bin tane. Öpüyorum Luna'cığım. Turlarda görüşürüz bir tanem. Ve sırada Emirciğim var. Hoş geldin tatlım. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Tamam. Benim adım Emir Ersen Fidan. Biz sesindeyim. Büyünce YouTube'ınızı rapçi olmak istiyorum. Yo. Çılgın enerjisiyle hem geldi. Hem rapçi. Evet. Hem favori. Baktığım çocuk çok enerji, güler yüzlü, hiç suratını asık görmüyorum, hep gülüyor. Maşallah. Çünkü çok çok fazla hobisi var. Futboldan anlıyor, YouTube'dan anlıyor, rap müziğe yön veriyor falan. O sırada zaten... On parmağında on marifet. Aynen öyle. Ama bugün futbolcuyu unuttun nedense. Neler anlatacaksın bize bakalım tatlı? Biz babamla sadır yaptık. Ormanda değil, ev kampı yani. Ev kampı. Sonra başlıyorum. Böyle tatlılar koyduk böyle uzun. Demirler taktık. O yine sıkarttı. Anlamadım. Sıkarttı. Ay, lan taktı. Sıkarttı. Dedim ki ya bu baba ne yapıyor ya? Sıkarttı taktı. Doğru yaptınız. Doğrusu istekler sıkarttı dedim. Sonra annem geldi. Tabii bir de sana bir şey söylemem komik. Aramızda kalsın. Tamam aramızda söyle. Babam satışa girmek istedi ama giremedi. Ayak tensörde kaldı. Kendisine girseydi kafası dışarıda, göbeği içeride, ayak yanıya dışarıda kalacaktı. Babam çok büyük olduğu için onun önce neymiş? Sığamadı sadırma. Sadece ben sığdırıyorum. Ben sığıyorum. Benim gibi küçük birisi varsa gelsin burada sadırına gelsin. Yo. Benim gibi varsa burada çadıra girsin falan bir şeyler yani. Hodri meydan diyor. İşte tamamladık çocuklarımızı. Siz zaten hazırsınız. Hazır. Muhteşem bir yarışma bizleri bekliyor. İşte seyircilerimiz, biz yarışmacılarımla hazırız. Birinci turda sizleri bekliyoruz. Şefin salatası vardır hani böyle. O şefin salatasının içinde neler vardır? Şef ne seviyor? Şanı koyar. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Kemerinizi bağlayın. Uçak kalkmak üzeredir. Atla. Pilot bile atlıyor ya. Pilotlar gökyüzünde hangi yöne gideceklerini nasıl anlıyorlar? Ya soru mu yap? Soru mu? Her gün yemekleri bittikçe çalışıp yemek yaparlar. Karıştır. Kes. Bu ne böyle ya? Mikrodalga sence ne işe yarar? Mikrodalgayı bilmiyorum ama denizlerdeki dalgayı biliyorum. Bebeklerin dişleri neden kaşınır sence? Kim yazıyor bu soruları?
Birinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk çocuğumuz acaba ne cevap verdi? İşte bunu tahmin etmeye çalışmanızı istiyorum sizden. Doğru tahminde bulunursanız 10 puan kazanacaksınız. Sonra her biriniz toplamda ikişer çocuğumuzu daha seçeceksiniz. Böylece çoğunluktaki çocuğumuzu bulacaksınız. Eğer bulursanız bu da size 20'şer puan kazandıracak. Bu turda maalesef en düşük puan alan yarışmacım bizlere veda edecek. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Yani şimdi öyle bir soru hazırlamışız ki biz tam da sizin geldiğiniz bölüme. Biz soracağız çocuklarımıza aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı diye. Çok tesadüf olmadı mı? Biraz tesadüf. Evet. Peki siz şu hani pilot açılış anonsu yapar ya. Evet. Hani hiçbirimizin katiyen anlamadığı. Hani asla ne dediğinizi çözemediğimiz. Böyle hafif bulanık. O özellikle bir teknik midir? Yok, mikrofondan dolayı öyle. Peki nasıl konuşuyorsunuz mesela? Uçaktayız şu an. Günaydınlar değerli misafirlerimiz. Kaptan konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Öncelikle tamamıyla hazırız. Bugün sizlerle Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na uçuşumuzu yapacağız. Uçuşumuz yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürecektir. Yol boyunca gayet açık bir gökyüzü bizleri bekliyor. Emniyetiniz için kabin ekibimiz devamlı görevinde hazır bulunacaktır. Bizi... kaldı burada. Aklıma geldi. Bizi izlemeye devam ediyor. ya uçaktaki gibi oluyor. Sonu nasıl? Aslında uçakta da şey böyle direkt doğaçlama olduğu için. Değil mi öyle oluyor şimdi, işte. Planlı kendimiz yaptığımız biraz daha farklı geliyor. Tabii çok haklısınız şu an. Kendi yerinizde değilsiniz. Bambaşka bir atmosferdesiniz. Sonunda ne diyoruz? Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Biz hava yolunu seçtik onu da söylemediniz tabii. Onun arkası hemen hostes gibi Mary Wallet'e hemen hostes gibi Mary Wallet'e. Tabii onları biz koordineli yapıyoruz zaten. Onu alacağız. Kabin müdürümüz sizlerinizden çok sıcak maskenizden çok sıcak maskenizden çok sıcak sonra sizlerinizden çok sıcak maskenizden çok sıcak maskenizden tekrar size teşekkür ederim. Hoş sağlıklarınızı çantalarınızı dönmenizden sonra silinizden kalemle yerleşenlerinizden sonra yukarı koyunuz. Tabii şaka maka bizler gerçekten sizlere çok güveniyoruz. Sizlere kendimizi, ailemizi, herkesleri emanet ediyoruz. Hosteslerimiz de buradan ne olursunuz bana alınmasınlar, darılmasınlar. Tamamen bir hiciv olsun, bir şaka olsun diye yaptım. Ki benim bir uçakta önemsediğim yegane insanlar hosteslerdir. Çünkü onların gözünde her şey yazılır. Böyle eğer bir hızlandıysa bir uçak böyle bir indi çıktı hemen bir hosteslere kesilirim böyle. Bakarım panikledi mi diye. Doğru değil mi? Doğru. Onlar aslında yani ne olacağını biliyorlar evet, zaten. Tabii ki. Birçok ya kimden duyduysam daha doğrusu herkes şeyde hosteslere bir bakın der ya da kabin memurlarına. Evet. Onlar birazcık hostes kelimesini pek fazla pek sevmezler. Evet. Kabin memuru diyelim. Evet. Demek daha doğru olur. Şimdi sorumuzu tekrar hatırlayalım. Sohbet girdi araya çünkü. Çocuklarımıza sorduk. Aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı? Çoğunluk çocuğumuz ne cevap verdi sizce kaptanım? Pilot olmak zordur demişlerdir. Begümcüm. Aşçı demiş olabilirler çünkü hani hepsi mesela biri uzay bilimleriyle ilgili bir şeyler istiyor, öteki başka bir şey. Ama aşçı sadece Ela söylemişti sanıyorum ki. Hani o yüzden bence aşçı diyebilirler çünkü geneline baktığımızda daha çok böyle havada kalmak isteyen çocuklar. Olabilir, tamam, güzel bakış açısı Umut'cum. Ben pilot diyorum. İkiniz de bilemiyorsunuz, Begüm biliyor. Alkışlar sevgili Begüm. 10 puan geldi. İnan ben de şu an seninle beraber şaşırdım. Çünkü ben de pilot derler diye düşünüyorum ama çok güzel söyledi Begüm. Onların hayal dünyalarında sanki uçmak daha kolaymış gibi, evet, daha elverişliymiş çoğu gibi. Çoğu şey dedi, uzay bilimleridir işte, evet, uçmaktır falan, evet, falan ama aşçı bir tanecik vardı. Bir tanecik vardı. Şimdi çoğunluk çocuğumuz Begüm'ün bildiği üzere aşçı dedi. Biz aşçı diyen çocukları bulacağız. Tamam mıdır kaptanım? Hadi bana bir tane isim söyleyin. Kami diyorum ben. Hadi soralım. Çok bilmiş tavırları var ya böyle. Kami, mikrodalga sence ne işe yarar? Mikrodalgası mı? Ha, bak mikrodalgayı bilmiyorum ama denizlerdeki dalgayı biliyorum. Bak böyle dalga gelir üstümüze sıçrar. Üstümüz sıçrasın ama biz kıyafetle denize giremeyiz. Denize girsek hiç komik olmaz. Çünkü üstümüze değişip girmeliyiz. Ben ne sordum annem sen ne dedi? Kafamız karman çorman oldu ya. Peki aşçılar mı daha güzel yemek yapar yoksa annelerimiz mi? Aşçılar, onların şapkaları aşçı şapkasıdır. Evet. Çünkü onlar aşçı ve yemekleri harika restoran gibi yaparlar. Geceleri uyumadan önce yemek kitabı okursak ne olur?
çok iyi olur çünkü bilgi kitap olmasa bilgileri nereden öğreniriz? Okursak rüyamızda yemek görürüz. Ama kitaplarda yemek yazamayız. Bir tanem benim ya, bir tanem benim. Pilotlar sence ne yapıyorlar? Pilotlar uçakları uçurur. Mesela polis helikopterleri. Bir polis helikopteri yaptım. İki tane de tam siren taktım. İki tanesine ne olunca daha iyi. Bir de arkasına taktım. Birisi önde, birisi arkada. Yine sorumuza alakasız bir cevap verdiğin için teşekkür ediyorum. Havadaki trafikte de öne geçecek. Öne geçecek. Pilotların seyahat çantalarını anneleri mi hazırlar sence? Onu bilmiyorum ama pirinç pilavını biliyorum. Pirinç pilavı köftenin yanında harika gider. Onları beraber alırsak çok güzel olur ve köfte de ağzımızda asla kalmaz. Ya inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Sorumu soracağım artık. Yani işin içinden çıkamadım çünkü. Aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı bir tane? Aşçı olmak. Çünkü onlar her zaman yemek yapar müşterileri. Evet, alkışlıyoruz. Çünkü bu cevap sayın kaptan pilotumuza 20 puan getirdi. Evet Begümcüğüm, sıra sende. Bence Ela aşçı olmanın zor olduğunu söylemiştir. Çünkü kendisi aşçı olmak istiyordu. O yüzden böyle bir şey söylemiş olabilir. İnşallah beni unutmaz. Hadi bakalım. Anneler ve babalar aynı işte mi çalışır Ela? Hayır, babam ayrı şekilde. Annem para kazanır, babam da para kazanır. Yani aynı işte. Aynı işte. Sence yükseklik korkusu olanlar pilot olur mu? Olmaz. Çünkü pilotlar yüksekten korkmaz. Çünkü çok büyükler. Zekice. Evet. Araba kullanan herkes pilot olabiliyor mu peki? Olabiliyor. Tabii ki de yüksekliği düşünerek. Tabii ki. Evimizde yemekleri aşçılar mı yapıyor tatlım? Aşçılar değil anneler. Bana yumurta yapıyor. Annem çırpıyor böyle kasede. Sonra tabağa koyuyor, pişiriyor. Sonra yumurta hazır oluyor, yiyorum. Afiyet olsun bir tanem. Biz duyduk ki sen çok güzel yemekler yapıyormuşsun. Mesela en çok hangi yemeği yapmayı seviyorsun? En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Ben bir sürü yemek yaparım. Fasulye, tavuk çorbası, mercimek çorbası, tereme çorbası, yoğurt çorbası. Senden çok şey bildik ki. Sen çorba... O yüzden şekerciyle evlenemedim ben. Sende çorba da mı yok yapmak falan? Hazır çorba var. Daha kolay. Yumurta kırıyor muyuz? Tabii ki canım. Tabii ki. Peki hadi soralım. Aşçı olmak mı daha zordur bir tanem? Yoksa pilot olmak mı? Pilot olmak. Çünkü pilotlar her seferinde kontrol eder şeyleri. Ve dengesi bozulunca hemen direksiyonu kontrol etmektedir. Ya Begüm ne oluyor? Ya aslında ben bir hata yaptım. Çocuk bir sürü yemek yapabiliyormuş yani. O yüzden ona göre kolay o. Bana göre zor olduğu için. Melela'yı seçmek istedim. Ay Begüm çok şekersin ya. Sen kendi bakış açınlarına. Evet ben evet ya burada hata yaptım. Ben tabii çocuktan al haberi. Çocuktan al haberi. Dur ama dur, daha moralimizi bozmuyoruz. Daha oynamaya devam ediyoruz. Hadi Umut Bey bir isim söyle bize. Ben Emir demek istiyorum. Emir'e sorduk. Pilotlar gökyüzünde hangi yöne gideceklerini nasıl anlıyorlar? Onlar ya bu soru mu ya bu soru mu? Aa. Ya pilotların böyle zımı var. Nasıl anlasın? O ışıkları var. Gezir görüyorlar. Zamları var. Doğru söylüyorsun ya. Havadan bakınca Amsterdam'ı görüyorlar. Tabii ki bakınca görüyor. Yanlış uçağa bindiğimiz zaman yolda bir yerde inebiliyor muyuz? Hayır, inemezsiniz. Kapıda paraşütler atlaması lazım. Paraşütle bak böyle. Atla, 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 atla. Pilot bile atlıyor ya. Tabii, aynen öyle. Yemek yaparken annene yardım eder misin? Hadi konuyu değiştireyim Emir'ciğim. Yani... Bazen yardım ediyorum yani. Bana göre iş buluyor. O zaman yardım ediyorum. Mesela tatlıda. Mesela krepte. Krepte bazen yardım etmiyorum da yani. Mesela elmarı pankekte. Bazen yardım ediyorum. Şöyle sürdüğü kreme varken döküyorum. Sonra soruyor.
Annem de fıs 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 yapıyor. Oya döktüğüm suyla şöyle ağlıyor. Bip 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 bip. Mükemmel anlattın. O zaman sana bir soru. Sence dünyanın en zor mesleği hangisidir? Dünyanın en zor mesleği... Söyleyeyim mi? İnsaat etmek. Kami gibi. Kami insansı olacak ya. İşte o çok zor bir şey. En zor şeyi seçmiş. Çünkü yapacaksın. Çok büyük ay yapacaksın ya. 10 ay sürecek. 10 ay sürecek yani. Olamaz böyle bir şey yani. Kami demek en zor olan mesleği seçmiş tatlım. Hadi sana bir soru. Aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı? Pilot olmak daha zordur çünkü pilotlar daha önemli. Pilotlar yalnızlıkla asal sürerse bitti. Ay 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 ne kadar doğru söylüyor. Aşçı hata yapabilir ama pilot hata yaptığında... Yapamaz diyor. Kesinlikle öyle. Umut Beyciğim puan veremedik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyor ya. Evet kaptan pilotum. Haydi bakalım. Uygar diyorum albayım. Bakalım Uygarcığımız ne dedi? Pilotlar uçak kalkmadan önce yolcularla ne konuşur? Kemerinizi bağlayın. Uçak kalkmak üzeredir. Birazdan uçak kalkacak. Kemerlerinizi bağlayın. Hazır olun. Çünkü uçak kalkmak üzeredir. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Kaptan pilotun konuşunu sonradan fark etti. Kaptan pilotlar Uygar'cığım gemi de kullanabiliyorlar mı sence? Hayır. Çünkü uçak kullanıyorlar onlar. Uçak kalmadı gemi denize. Koca suya düşüp diğer gemiyi batırıp dalga mı yapsın? Dalga yapıp gemiyi mi batırsın? Ben ne konuşuyorum ya? Ne konuşuyorum ben bir tanem? Çok haklısın. Pilotların kıyafetleri mi peki daha havalı oluyor yoksa aşçıların mı? Bence aşçıların. Çünkü onlar daha çok güzel yemek yapıyorlar. Kıyafetlerinden o kokuya geliyor. Bir tek şey var, ne yemek yaptıklarını kıyafetlerinden görüyoruz. Leke leke leke. Aşçılar bütün yemek tariflerini aklında mı tutuyordur? Bütün yemek tariflerini tabii ki akıldan yaparlar. Aşçı oldukları için daha güzel yemek yaparlar. Ay. Yemek nasıl yapılır sen biliyorsundur albayım. Biliyor musun? Karıştır, 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 karıştır. Kes, 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 kes. Bu ne böyle ya? Kes, karıştır, kes, karıştır, kes, karıştır. Yoğur, yoğur, yoğur. Dök, dök, dök bir şeyler, dök bir şeyler, dök bir şeyler. Süt dök. Bu yemek hiç bitmez. Her gün yemek yaparsın. Hiç yorulmadan yapman gerekir. Böyle karıştır, karıştır, yoğur, yoğur, karıştır, ye. Zaten temel hareketler. Dök, karıştır, kes, yoğur. Ye. Karıştır, sen de karıştır, böyle karıştır, yapıyorsun. Evet. Ya. O yüzden mutfağa sokmak istemiyorlar beni. Ama aslında çok yaratıcı şeyler yapıyorum. Eminim. Çünkü döküp karıştırıp tabii kesiyorum. Ki. Ya şuradan alıp falan sonra yoğurup falan. Bizim mutfaklarımız nasıl pilot beyciğim? Ben kaptan iyiyim mutfakta. Aa. Tabii. En güzel yemek hangisi? Kendim için yaprak sarması. Yaprak sarması. Kendiniz mi yapıyorsunuz yaprak? Yaptığım oldu. Ve hala bekarsınız. Evet. Sen koca uçağa uçur. Acayip. Evde gel yaprak sarma dolma yap. Vallahi vermeyiz siz öyle herkeslere. Bir zahmet. Bir zahmet. Uygar'cığım aşçı olmak mı daha zordur peki pilot olmak mı? Hadi söyle bize. Aşçı olmak. Çünkü her gün yemek yapıyoruz. Mutlu'ya bir 20 puan gelsin lütfen. 40 puandasınız. Begüm ise 10 puanda sinirine sinir katıyor şu an. Tatlı kız hadi. Şeker kız söyle birini. Aslında kafamda iki kişi var. Biri Luna, biri Ena. Luna bana benziyor diye. Yanakları benim gibi tombik, kalkülleri de var. Ena da sanki hani aşçı olmak. Ama Ena daha çok tedirgin ediyor beni Ena ya. Ena ne evet. Diyeceği kestirilemeyen bir çocuk. Ama Luna da öyle. Hepsi öyle bir tane. Evet. Aras diye isim de geliyor. Üç arasında kaldım. Aras bence ya. Mutfak çırağı sence ne iş yapar kurabiye? Mutfak çırağı mı? Onu bilmiyorum ama mutfak bıçağını biliyorum. O çok keskin.
Şefin salatası vardır ya böyle hani meşhur. Onun içinde neler vardır? Afiyet olsun bir tanem. Afiyet olsun yavrum. Badem bir susamıştım. Söyle neydi? Ah senin o susamış ağzını yavrum benim. Şefin salatası vardır hani böyle. O şefin salatasının içinde neler vardır diye merak ettik de. Şef ne seviyorsa onu koyar. Domates, biber, salatayı. İpek buğda kurabiye yapıyor. Ben onun tarifini biliyorum. Bazen beraber yapılıyormuş. Şef neyi tercih ederse onu koyar diyor yani. Şefin salatası olarak. Büyüyünce pilot olmak ister misin küçüğüm? Büyüyünce pilot olmak isterim. Pilot olmak isterim ama arabayı böyle kullanmak. Diye uçarım. Ay sana da ne yakışır, ne yakışır. Kaptanım deriz böyle sana bir tanem. Aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı? Aşçı olmak. Çünkü aşçı bütün gün yemek yapar. Çok uzun çabı yiyor. Pilotsa uçağa biner gider. Bravo Begüm. Yumurta puanın hemen geldi. Hadi o zaman Umut Beyciğim sıra sizde. Duru demek istiyorum ben. Aşçılar sadece işte mi yemek yapar Durucuğum? Evet. Ama normalde evde de yemek yaparlar. Çünkü aşçılar böyle olur. Her gün yemekleri bittikçe çalışıp yemek yaparlar. Sen bir zamanlar hatta uzunca bir zamanlar aşçı olmak istiyordun ama sonra vazgeçtin nedense. Aşçı olmak için ne yapmak gerekir sence? Aşçı olmak için yemekler yapmak gerekiyor. Yemek yemek gerekiyor, büyümek gerekiyor ve sağlıklı beslenmek gerekiyor ve süt içmek gerekiyor büyümek için. Şöyle yaptığın güzel bir yemeği ilk kim tatsın istersin? Ela'nın, ay babamın tatmasını isterim. Çünkü babam yemekler de çok sabırsız. Annemin yediği yemeği bile o yer. O yüzden ilk babamı tattırmak istiyorum. İştahlı bir babam var demek ki tatlım. Aşçı olmak mı daha zordur yoksa pilot olmak mı diye sorsam sana Duru? Aşçı olmak daha zordur. Çünkü aşçılar her gün yemek yapıyor. Bir sürü sebze ayıklıyorlar. Çok teşekkür ederim. Umut Bey'e 20 puan geliyor. Baştan en sona kadar gideceğiz dur bakalım. Evet Umut Bey son anda 20 puanı aldınız ama maalesef aramızdan ayrılmak zorundasınız şu an. Teşekkür ederim. Neler hissettiniz? Güzel çok geçti güzeldi. Mi? Çok güzeldi. Yarışma harikaydı. Çok keyif aldım, zevk aldım. Dışarıdan izlediğim gibi burada daha heyecanlıydı. İçeride olmak daha güzel. Devamını arkadaşlara diliyorum inşallah kazanırlar. Teşekkür ediyoruz. Eve bizden selam söyle. Çocuklarını sarıl, öp. Yeni evladını da Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla, huzurla büyütün çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok biz Ufuk Beyciğim ve Begüm Hanımcığımla ikinci tura gidiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Evdeki herkes aynı diş fırçasını kullanabilir mi bebeğim? Onu söyle. Ne saçma. Küvet bulur. Tık 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 tık. Gargara yapmak biliyor musun? Benim baktığım ağaçı da kahve bazen gargara yapıyor. Annen alışverişten hiçbir şey almadan döner mi hiç albayım? Her gün bir yere gidiyor ama hiçbir şey almadan dönmüyor. Cep telefonuna su dökülürse ne yaparız tatlım? Hadi geçmiş olsun telefonum. İkinci turumuzda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor sevgili yarışmacılarım. Önünüzde görmüş olduğunuz butona basacaksınız. Ekranda beliren minnoşkamız acaba sorduğumuz soruya ne cevap verdi? İşte bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. Bu turda her bir yarışmacım toplamda 3 defa butona basacak. En yüksek puan alan yarışmacımsa benimle burada kalıp final oynayacak. Hazır mıyız? Hazırız. Butonlar hazır mı? Hadi bakalım. Şu soruyu sorduk. Diş fırçasıyla resim yapılır mı dedik. Acaba çocuklarımız ne cevap vermiştir? Ufuk Beyciğim sizden başlayalım. Basalım butona bakalım kim gelecek ekrana. Aras. Aras geldi. Ne cevap verdi sizce? Diş fırçasıyla resim yapılır mı, yapılmaz mı?
yapılmaz demiştir. Hadi soralım. Resim yapmayı sever misin tatlım? Resim yapmayı çok severim. Bazen şey boya, bazen keçikten. Fotoğraf çekmek mi daha zordur yoksa resim yapmak mı sence? Bence ikisi de kolay. Ben hemen hepsini yapayım. Ben çok yeniden yapayım da ama. Ben fotoğrafımın içine fotoğraf çekeyim ve kendim resimini yapıyorum. Tabii ki bir tanem. Sen çok yeteneksin. Hepsini yaparsın. Peki Arasçığım hiç duydun mu? Gargara yapmak diye bir şey var. Gargara yapmak biliyor musun? Bu bir şey mu? Böyle şey mi arıyorum? Benim patta ağaçta kargalar bazen gak gak yapıyor. Kargalar gak gak yapıyormuş. O da olur ya. Belki de kargalar da gargara yapıyordur o şekilde. Sorumu soruyorum. Diş fırçasıyla resim yapılır mı? Diş fırçasıyla resim yapılmaz tabii. Dişeyi fırçayı. Yardımdan fırçayı. Teşekkür ederiz. Bu tatlış konu tatlış cevabı size 30 puan getirdi. Teşekkür ederim. Mutluyuz. Fena. 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 Hadi Begüm'cüğüm. Hadi Begüm kapat şu açığı. Arayı kapat. En çok korktum çocuklar. Hadi tahmin et. Yapılmaz dermiştir Ena. Evdeki herkes aynı diş fırçasını kullanabilir mi bebeğim? Onu söyle. Ne saçma. Kim yazıyor bu soruları? Onlar fırçalıyor muymuş? Özür diliyoruz hayatım. Bundan sonra sana daha dikkatli sorular sorarız. Bebeklerin dişleri neden kaşınır sence? Bebeklerin dişi olmaz. Dişleri çıkarken de gıdıklanırlar. Her soruya beni tersliyor ama bu çocuk. Ben ne yapacağım şimdi? Resim fırçası mı daha yumuşaktır yoksa diş fırçası mı daha yumuşaktır? Benim diş fırçam vallahi çok yumuşacık. Diş acık duruyor. Meyveli diş fırçam var ve de çilekli. Korkarak soruyorum bu soruyu yalnız. Sayın seyirciler, çekinerek soruyorum. Diş fırçasıyla resim yapılır mı Ena? Yapılmaz. Olur mu öyle şey? Ne saçma. Bravo sevgili Begüm. Gelsin bakalım Begüm'ün 30 puanı da. Hadi bakalım Ufuk Beyciğim, basalım butonumuza. Uygar. Yapılmaz demiştir. Uygar çünkü bu yani. Tabii her şeyi biliyor. Her şeyi bilir. Hayvanlar neden dişlerini fırçalayamaz? Çünkü patileri var, elleri yok ama. Bizim ellerimiz var, o yüzden fırçalayabiliyoruz böyle böyle. Diş fırçamızı hiç değiştirmezsek ne olur? Olmaz. Leş gibi olur. Lavaboda her gün yıkıyoruz. Dişlerimiz çürükken yıkıyoruz. Onlar çürük bulaşıyor. Tabii. Çürük bulaş. 6 ayda bir değiştirmek lazım. Hatta 100 ayda bir. 100 ayda bir. Kesinlikle. Tamam konuyu değiştireceğim şimdi. Resim yapmayı sevdiğini çok iyi biliyorum. Mesela en çok nelerin resimlerini yapmayı seversin? Araba ya da otobüs. Böyle bak, arabayı böyle. Arabayı çizdi şu an değil mi? Çizdi şu an. Çizdi. Diş fırçasıyla resim yapılır mı albayım? Hayır. Dişlerimizi fırçalarız sadece. Bey gitgide adeta bir uçağın içindeymişçesine yükseliyordu. Neredeyse gökyüzünün derinliklerinde kaybolacaktı. Gelsin bir 30 puan hemen. Begüm'cüm, ne oluyor yani 100'e atmışız Begüm. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu? Hadi bas bakalım neler olacak. Emir. Emir geldi. Emir ne demiştir? Yapılır demiştir ya. Yapılır mı demiştir? Evet. Tamam hadi soralım. Ben de merak ediyorum doğrusu. Evin duvarlarını boyacılar mı boyar yoksa ressamlar mı? Evin duvarlarını boyacılar mı? Resimler. Yani böyle 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 kırmızı boyamaz. Ya da böyle 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 turuncu boyamaz. Yani kendi tarzlarına göre boyarlar. Tarzlarına göre ya. Ama boyacılar öyle bir şey yapmaz.
Ama neticede isteyen her duvarı boyuyor yani, gördüğünüz gibi. Hayalindeki bir günü çizmek istesen, o çizdiğin resimde kimler olurdu bir tanem? Çizdiğim resimde bütün arkadaşlarım olurdu. Yani sen gibi de abla, senin arkadaşların, herkes. Canımsın benim. Zaten o kadar güzel bir hediye yaptın ki bana. Onu astım duvara ve çok ama çok mutlu oluyorum her gördüğümde bir tanem. İyi ki varsın. Diş macunu olmadan dişlerimizi fırçalayabilir miyiz diye sorsam ne dersin? Fırçalamayız. Çünkü diş macunu dişlerimizi, lekeleri siler. Yani hemen siler, hemen. Yani tık 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 tık. Yani öyle. Ha, süresin diş macununu fırçana silersin. Çok mantıklı cevaplar veriyor. Ay evet, çok korktum. Begüm, yani aksi gibi de şey dedin yani, tersi cevap verdin. Dur bakayım. Kestiremeyeceğim için. Ay, haklısın. Değişik cümleler kurabiliyor Emir. Diş fırçasıyla resim yapılır mı Emir? Diş fırçasıyla resim yapılır. Çünkü fırça ve diş fırçası aynı, yapılır. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Sen çok hoşça ya. Şaşırttı beni, bravo Begüm. Çok güzel bir tahminde bulundun. Teşekkür ederim. Gelsin o zaman 30 puan gelsin. Gelsin. Ay, aranızdaki fark gitgide kapanıyordu. Neler olacaktı? Ufuk Beyciğim buyursunlar. Hadi basalım butonumuza. Luna. Luna ne demiştir? Yapılmaz demiştir. Hadi soralım. Çocuklar mı daha çok resim yapar? Yoksa ressamlar mı Luna? Ressamlar daha çok resim yaparlar. Çünkü çocuklar bence vakitlerini oyun oynamaya harcamalılardır. Ressamlar zaten resimlerle uğraşıyorlar, resim çiziyorlar sürekli. Peki tatlım, sen apartmanınızın duvarına bir resim çizecek olsaydın, o resim ne olurdu? Böyle kocaman bir bahçe, şu kadar çitler, ağaçlar, çiçekler, böcekler ve küçük bir kulübe, bir de çocuk yapardım. Ne güzel. İnci gibi dişli ne demek, onu biliyor musun? İnci gibi diş çok 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 temiz bir diş. Yani benim gibi böyle. Yani senin gibi. Diş macunu olmasaydı eğer, dişlerimizi neyle fırçalardık? Ben olsaydım şeyle fırçalardım. Lavaboyu temizlerken biz bir şey kullanıyoruz, şu kadar ağzı var onunla. Macunu yerine de sabun kullanırdım. Sen yine onları kullanma ne olur bir tanem. Çünkü onlar sağlığına zararlı. Zaten eminim kullanmazsın da. Diş fırçasıyla resim yapılır mı Luna? Yapılır, çünkü resim yapmayacaksan çocuklar fırça bulamayınca mecburen diş fırçasıyla yaparlar. Maalesef yarışma başladığından beri her şeyi neredeyse bilen Ufuk Beyciğim'e bu sefer puan veremedik. Veremedik, olmadı. Yapılır dedi bak. Bana benziyor çünkü. Şaşırttık. Begüm, durdun durdun, kazanacak mısın yoksa? Bana bak sen. Ay, umarım. Hadi bakalım, bas bakalım gelsin. Kami geldi. Kami ne cevap verdi sence? Yapılmaz demiştir. Hadi bakalım soralım. Kanal tedavisi sence nedir? Kanal tedavisini bilmiyorum ama doktordaki tedaviyi biliyorum. Hayır. Muayene gibi. Mesela kolumuzda küçük bir yara oluyor ve doktorlar da hemen onu bantlıyor. Bantlamazsa asla geçmez. Yine nispeten yakın bir cevaptı. Kanal tedavisini dişçiler mi yapıyor yoksa inşaatçılar mı? İnşaatçılar olmaz. Dişçiler yapar. Çünkü dişçiler aynı doktor gibi. Onlar dişimizi çekiyor. Diş demişken, diş ipiyle ip atlayabilir miyiz? Ha, yok, sadece böyle bir uzun bir ipimiz olsa atlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Aşırı derecede mantıklısın bugün. Boyama kitaplarını mı daha çok seviyorsun yoksa masal kitaplarını mı bir tane? Boyama kitaplarını, çünkü ben boyamaya bayılırım. Bir itfaiye arabası çizdim. Bak, böyle itfaiye sirenin merdivenin altında. Bir de yangın söndürme tüpü var. Gövdesi turuncu, tekerlekleri de kahverengi ve siyah. Ah seni, kahverengi ve siyah. Büyüklerin de boyama kitabı var mıdır?
Yoktu. Babam her zaman benim için kilere bir dergi koyuyor. Ben de onu görüp bir alıyorum. Boya diye, boyasın diye benim bir tane. Diş fırçasıyla resim yapılır mı peki? Yapabiliriz. Neden yapmayalım ki? Çünkü her şeyi yapabiliriz. Ne kadar mantıklı konuşuyorsun. Yani yapabiliriz dünyada. Sevgili Begüm'e puan veremiyoruz ve Kami gerçekten olabileceğinden daha da olağan dışı bir şekilde her şeyi doğru anlattı. Ne diyorsun buna Begüm'cüğüm? Şey diyemiyorum, yorum yapamıyorum da. Evet ve turumuzun sonuna geldik. Ufuk Beyciğim 100 puanda, Begüm ise 90 puanda bize elveda diyor. Teşekkür ederim. Neler hissettin tatlım? İyi vakit geçirdin mi? Evet, çok eğlendim burada vakit geçirirken. Keşke ben orada olsaydım. Valla seni tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Doğan Hanım. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğun için. Ama işte dedik ya bir kere kaptan pilot yükseklerde uçmaya alışmış. Dedi ki yani ben zirvedeyim, beni buradan kimse indiremez. Ve neticede öyle de oldu. Biz şimdi Ufuk Bey'le finaldeyiz efendim. Sizleri bekliyoruz. Finaldeyiz, finaldeyiz. Şimdi sevgili yarışmacımdan 5 tane çocuğumuzun ismini söylemesini isteyeceğim. 5 çocuğumuza da ayrı ayrı sorular sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Bunları tahmin etmenizi istiyorum sizden. Artık puanları çocuklarımız veriyor. Yani kısacası her şey sizlerin arasında artık. Baş başa kaldık artık. Baş başa kaldık. Hadi bana 5 tane çocuğumun ismini söyleyin lütfen. Aras bana güzel bir puan kazandırdı. Aras olsun. Aras. Uygar da aynı şekilde. Uygar. Emir'le bugün hiç konuşamadık. Bana hiç denk gelmedi ama ona da güveniyorum şu an. Tamam, Emir de gelsin o zaman. Luna bugün bana puan kazandırmadı ama yıldızlarımızı biraz barıştırabiliriz belki. Hadi bakalım, Lunacığım olsun. Kami kendinden çok emin duruyor hala. Tabii ki, her zaman. Her zaman sonuna kadar. Hadi başlayalım sevgili albayımla. Eli boş dönmek ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Soralım. Annen alışverişten hiçbir şey almadan döner mi hiç albayım? O geri dönmüyor. Bir şeyler bakıyor, alıyor işte. Her gün bir yere gidiyor. Ama hiçbir şey almadan dönmüyor. Ya olabilir mi böyle bir şey? Olabilir mi böyle bir anne? Olamaz. Katiyen olamaz. Eli boş dönmek ne demektir peki? Elim boş olursa iyi biliyorum ben. Markete alıp bırakıp geri dönüp eline bakıp boş olunca tekrar markete gidip sonra alıp elin dolu olunca eve gitmek. En bildiği yerden anlattı ama maalesef puan veremiyoruz. Çünkü hiç böyle bir şey değil yani tabii ki. Bilemedi. Bilemedi. Albayım bilemedi. Hadi Aras'la devam edelim. Ele avuca sığmamak diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Bilmiştir. Soralım. Avucuna en fazla kaç tane yumurta sığdırabilirsin küçüğüm? Benim çok küçük. Sadece 2 tane yumurta şey. Game var çünkü benim. Biliyor musun? Ben artık kendimi yıkıyorum. Aferin sana, aferin sana akıllı bıdığım. O zaman sana bir soru. Ele avuca sığmamak ne demek biliyor musun? Avuca sığmamak ne diye bilmiyorum. İlk defa duydum. Ne demek? Bir tanem ele avuca sığmamak böyle yakalayamamak çok enerjik. Ben yani beni düşün. Yani ben nasıl böyle bir oradayım, bir oradayım, bir oradayım böyle zıplıyorum. Çok enerjiyim, hareketli bir tipim böyle. İşte onun gibi bir şey, ele avuca sığmamak değil mi? Evet. Evet yani. Biraz biz böyle cevapladık Aras. İnşallah beyin. Hiperaktif. Hiperaktif diyelim evet. Aras'tan da puan alamıyoruz. Ne oluyor bize? Bence iflas edeceğiz. Yükseklerden ufak ufak inişe mi geçiyoruz? Alçalışa başlıyoruz kaptanım, galiba. Ha, alçalmaya başladık. Luna'ya muhtar ne demek diye sorduk. Muhtarın ne olduğunu bilmiştir Luna. Bilmiş midir? Tabii. Bence de bilmiştir. Yani içim öyle doğuyor. Mahallenizde yaşayanları, esnafı tanıyor musun? Tanıyorum. Yani biz neden çıkıyoruz? Bizim alt katımızda simitçi var. O simitçiye her zaman ben uğruyorum. Merhaba, nasılsınız diyorum. Aferin sana bir tanem. Ne güzel yetiştiriyor annenle baban seni. Her zaman böyle değil mi? Kimi görürsek sokakta? Selamlar. Simitçi abimiz olur, gazeteci abimiz olur. Kim olursa olsun merhaba demek, nasılsın demek çok güzeldir. Deyip hemen soruma bağlıyorum. Muhtar ne demek biliyor musun Luna? Bence muhtar böyle
mahallelerin yani caddelerin sorumluluğunda olan kişi. Bravo. Ay bir alkış artık. Yüreğine inecekti neredeyse. Yıldızlarımızı barıştıracağız demiştim. Yıldızı barış, aynen öyle. Luna'dan puan alacağız. Hadi bakalım Emir'le ne yaşayacağız şimdi? Kağıda dökmek ne demek dedik? Bilmiştir ya herhalde. Bu ama zor ya, bilememiştir sanki. Dememiş midir? Kağıda dökmek çünkü yani biz bile, neredeyse dökmek. Atalarımız kullandı falan diyeceğim yani iyice yaşım çıkınca korktu ya. O zaman bilememiştir diyelim. Hadi bilememiştir diyelim. Cep telefonuna su dökülürse ne yaparız tatlım? Cep telefonu su dökülürse biz bitti yine lazım. Yine para harcamak. Yine para harcamak. Hadi geçmiş olsun telefonum. Ben de çok para harcamış tamam neyse der. Kağıda dökmek sence ne demek Emir? Kağıda dökmek, kağıda dökersin demek suyu. Su gibi başka eserleri kağıda dökersin demek. Kağıda dökmek bu demek. Gerçekten bir alkış hak ettik şimdi. Emir'den de puan alacağız. Ve Kami var ki bizim için çok önemli artık. Renkten renge girmek ne demek dedik? Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir bence. Zor değil mi? Zor. Hadi bilememiştir diyelim. Acı biber yediğimiz zaman biz ne renk oluruz? Kami? Onu bilmiyorum ama mesela biz acı biber yediğimiz zaman böyle kıpkırmızı kabuğuyla birlikte yediğimiz zaman yüzümüz kıpkırmızı olur. Ve su içmek zorunda kalırız. Kırmızı oluyoruz işte benim bir tane. Kızarıyoruz böyle artık acıdan. Renkten renge girmek ne demektir peki onu söyle. Renkten renge girmek. Bak onu biliyorum. Bu kalemunlar renk değiştirirler. Beyaz, siyah, mavi, gri, kırmızı, lacivert. Onlar her rengi isterse değiştirebilirler. İnsanlardan korktuğu için beyaz hale geliyorlar ki onları göremezsin. Şimdi biz tabii renkten renge girmenin mecaz anlamını sorduk. Doğru. Ama o ilk akla geleni yani. Onun gerçek kalem bunu söyledi yani. Gerçek renklerinden bahsediyor. O yüzden bravo. Hadi alkışlayalım. Şimdi efendim sıra sizde. Çocuklarımızdan sevgili Luna, Emir ve Kami size puan verecek. İstiyorum ki siz isteyin puanlarınızı. Olur mu? Tamamdır. Siz konuşun onlarla. Bakalım 100 puandayız. Şayet 3 çocuğumuzdan da puanları toplayıp 500'e ulaşabilirsek her şeye dahil şahane bir yaz tatili Show TV'den sizlere armağan olacak. Çocuktan al haberinden hediye. Deneyelim hemen. Hadi deneyelim. Siz istiyorsunuz puanlarınızı. Tabii. Tamam mı? Buyursunlar. Evet Luna, bana yüksek bir puan verir misin? Benim puanım 250 puan. Sağ ol tatlım. 350 puandayız. Hadi Emir'cim. Evet Emir. Bugün iyi anlaştık. Bana güzel bir puan verir misin? 50 puan. 50 puancık mı? 400 puandayız. Geriye kaldı toplamamız gereken bir 100 puancık. Evet Kami abi artık. Hadi. Yani senden de güzel bir puan bekliyorum abi. 100 puan. Olsun. O bize yeter. Allah tam 500 puan yaptınız. Tatile gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasıl bir gündü? Neler hissediyorsunuz? Ya, benim için harika bir gündü. Eskiden beri zaten. Ortaokul zamanlarımdan beri bildiğim bir programdı. Ne çok güzel. Eskiden beri. Evet. Katılmak gerçekten harika oldu. Ha 98 senesinden evet, beri tabii, çok eskiden olan beri. Bir program. Evet. O zamanlardan güzel. İzliyordum. Katılmak hakikaten gerçekten benim için güzel oldu. Çok keyifli bir gün geçirdim. Enerjik bir gün oldu. Oh ne sıkıldım güzel. Özellikle ekstradan. Yarışmacı çok sevindim. Sandım. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür kazasız, ederim. Kazasız, belasız iyi uçuşlarınız olsun her zaman inşallah. Efendim biz beraber çok ama çok eğlendik. Yine bugün çok değişik, çok şahane bir gündü. Çocuklarım yine enfestiler. Umarım sizlere geçti bizim bu enerjimizde. Benimle ve çocuklarımla yarışmak istiyorsanız, bu stüdyoda olmak istiyorsanız lütfen www.showtv.com.tr'ye başvurun. Siz de gelin burada beraber yarışalım. Hoşça kalın çocuklarım. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde bir an önce kavuşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.